Şöyle ayaklarımı toparladım. Çayımı da elime aldım. Karşınıza geldim. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Gününüz çok güzel geçsin. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Valla ben de şimdi sizinle böyle azıcık sohbet edeceğim. Şöyle bir iki havadis vereyim. Ondan sonra temizlik işine girişeceğim canlarım. Şimdi dün akşam Yelda ile konuştum. Bir biberon maceramız başladı. Dün itibariyle sabahtan akşam 4'e kadar. Yelda hiçbir şekilde hemşirenin dediği gibi hiçbir şekilde gözükmemiş Sarp'a. Ne sesi ne görüntüsü asla görmeyecek demiş sizi. Zaten Instagram'dan da bana aynı şekilde böyle yazanlar oldu. Biberonun başkasının elinden, hani babaannesi, anneannesinin elinden içsin diye. Ben nasıl sütünü filan ayarladım. Sabah diyor, şey diyor, kapıdan diyor çıktım. Hani bilsin annesinin çıktığını. Bebekler çok zeki, her şeyi anlıyorlar. Sonra diyor oğlum işte ben işe gidiyorum, öpüştük, koklaştık. Sonra ben bay bay dedim. Kapıyı örttü. Yani tam örtmedi Leyla abla. Sonra içeri girdi. Neyse onlar odaya geçince Yelda da hemen Sarp'a gözükmeden içeri girdi. Yelda iptal, evde yok. Allah Leyla ablaya da güç kuvvet versin kız. Valla zor. Yani Sarp zaten zor bir bebek. Uy yavrum benim. Çok özledim onu var ya, onu gördüğüm zaman böyle yiyeceğim yine. Sonra tabii ki bizimkisi ilk başta agulu magulu oynamalar filan. Neyse bu biraz böyle mızmızlanmaya başlamış. Tam böyle ağlamadan Leyla abla demiş hani şey yapayım, kaşıkla vereyim. Biraz o biberondaki ne diyorlar? Biberonun biberonu almıyor. Şu işte ucu. Güya anne memesine en yakın. Zeki varlıklar. Çok zekiler bebekler. Sonra kaşıkla biraz vermiş, vermiş, vermiş. Neyse. Ondan sonra uyutmuş. Sonra uyanmış, kıyameti koparmış var ya. Ay Yelda diyor ki abla kendimi zor tuttum. Bir an böyle diyor içeri dalacağım, hani çocuğu alacağım, ben emzireceğim. Ondan sonra diyor ama neyse Leyla abla diyor bir an bir gördüm böyle kapıdan bakıyorum Leyla abla havaya zıplıyor. Müzik eşliğinde. Ay vallahi bir güldüm. Ay valla Allah kolaylık versin Leyla ablacığım valla sana. Keşke yakınınızda olsan da sana da destek olabilsem. Sonra biberonu biraz vermişler. O sırada Yelda banyoyu temizliyormuş. Demiş ki Şeref. Şeref de bu arada bu hafta hep full evde olacak. Annesine destek için yanında. Çünkü Yelda işte olacağı için. Sonra demiş şey telefona mesaj gelmiş Yelda'nın. Hemen videoyu seyret. Sarp ağzına almış. Bir sağa geçiriyor memeyi. Biberonun uç kısmını. Bir sola bir sağa böyle biraz emiyor. Biraz emmiş ama bakın tutmuş. Şey babaannesi veriyor işte. Sonra tabii ki Yelda bir mutlu olmuş ama sonradan yine yaygarayı koparmış. Yok. Anne istiyor. Neyse böyle böyle saati 4 yapmışlar. Sonra ben içeri geldim. Ay abla diyor beni görünce diyor bir görsen. Sonra diyor mememe bir saldırdı. Hopur 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 nasıl böyle emiyor var ya. Ah kıyamam yavruma. Öyle anlattı. Bir güldük, bir üzüldük. Böyle biraz Leyla ablayla sohbet ettik. Valla ne yapacaksın Aysun diyor. Ne yapacağım mecbur. Bir alışsa diyor. Ben de çok üzülüyorum diyor o ağlayınca. Bunu anlattım canım sizlere. Sarp'ı çok seviyorsunuz. Ay canım benim, ben de çok seviyorum. Allah'ım bebek isteyen, çocuk isteyen annelerimizi Rabbim hayırlısıyla, hayırlısıysa eğer Allah nasip etsin. Bu güzel duyguyu tatmalarını nasip eylesin inşallah. Şimdi deminden de kahvaltı yaparken de işte güldük müldük ama deminden Sema ile konuştum. Hani çiğ köfte yapmaya geldi ya arkadaşım, beraber yapmıştık canlar. Onunla konuştuk telefonda. Ben nasılsın diye bir hatırını sorayım dedim. Onun da babası çok rahatsız. Baya böyle iki arada kalmışlar. Çok ayrıntıya girmeyeyim. Ağzıma da almayayım hiç o hastalığı filan. İki arada kaldık Aysun diyor. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Babası da 65 ya da 66 yaşında. Dün de öyle işte Arzu Hanım'ın eşi. Allah'ım şifasını versin. Zor, gerçekten zor. Allah sevdiklerimizle sınamasın. Dert verirse de şifasını versin yüce Rabbim. Öyle birazcık onunla da böyle konuştum. İşte moralim bozuldu. O anlattı. İşte ben dinledim canım. İşte hayat. Hayatı ne getireceğini bilmiyoruz ki.
Hep böyle iyi şeyler çıksın karşımıza. Öyle canlar. Hadi bakayım. Ben o zaman şimdi işlerime başlayayım. Mustafa da bir duş aldı. Biz kahvaltımızı yaptık. Evi toparladım. Süpürgemi açıp güzelce böyle evimi süpüreyim. Çok fazla size ayrıntılı video çeker miyim bilmiyorum. Çünkü gezmekten ben eve pek adapte olamadım. Ütü var bu arada. Hepsini bir anda bitiremem. İmkansız zaten. Çünkü yemek faslımız falan da olacak. Mustafa da bilmiyorum bir şey istiyor. Bir tatlı istiyor. Ben dedim bir şey yapayım mı? Supangile. Ama dedim karıştırması sana ait dedim. Bak ben karışmam. O da anne tamam dedi. Ben karıştırırım. Önce dur ben ne yapsam? Önce ocağımı sileyim. Tezgahımı temizleyeyim. Çünkü ben hep oradan başlıyorum. Yani önce ocak, tezgah. Ondan sonra yatak odası. Sen tamam mısın yavrum? Tamam o zaman. Dişlerini de fırçaladın mı? Ha, fırçala anneciğim. Hadi ben kalkıyorum. Görüşürüz. Şimdi supangile yapacaktım ama Mustafa böyle aklıma düşürdü. Anne dedi supangilerini bisküvili pasta yapsana epeydir de yapmamıştın. Şimdi işlerime başlamadan önce şu tatlı işini aradan çıkartayım. Bir de bir bulgur pilavı yapacağım. Onu da aradan çıkartıyorum. Kolayına kaçıyoruz bugün. 3,5 su bardağı. Sütümüzü boşaltalım. Tabii ki ben şimdi buna şey de katacağım. Evde benim bitter çikolatam var. Böyle kaynayınca içine kaçan katmak zorunda değilsiniz. Ben böyle birazcık daha lezzet versin diye öyle yapacağım. Küçük bir borcam da yapıyorum. Emre yemeyecek, ben yemeyeceğim için. Mustafa ve babasına göre yapıyorum. Babasına bırakırsa eyvallah diyelim artık. Genelde Mustafa hemen götürüyor. 3, 3, 3 oldu değil mi? 3,5. Bir de ben bisküvileri azıcık sütle ıslatıyorum. Bir kaba da böyle sütü dökelim. Rahmetli annem şey yapardı, sos yapardı. Ondan sonra çikolata sosu. Kız o zamanlar puding var mıydı? Bilmiyorum ki valla unuttum. Sanki böyle çok önceden kalmışız gibi. Ay annem arıyor bir saniye. Annem balık tavası almış. Onu bana gösterecek. Fakat WhatsApp'ta görüşüyoruz. Karşı tarafa telefonu çeviremiyor. Dur yine arıyor. Bir saniye. Balık pişirmek için böyle bir tava almış. Hani böyle derin mıknatıslı oluyor ya iki taraflı. Kapağını kapatıp çevirebiliyorsunuz. O tavadan almış. Onu bana gösteriyor. 800'müş bir yerde 600 liraya diyor. Artık aldım taksitle ayda 100-100. Dedim hayırlı uğurlu olsun. Birazcık onunla görüştük şimdi. Puding kaynadı. Ben böyle içine iki tane şöyle çikolata kattım. Hatta kapatıyorum altını. Tamam. Şöyle alayım ben bunu. Buraya da sütü ayarladım. Şunu kapağını kapatalım. Ocağı kapattım. Ben bazen var ya böyle ocağımı yanık bırakıyorum. Allah korusun var ya en korktuğum. İlk katını yaptım. İkinci katına çıktım. Şu puding de hemen böyle üstü kabuklanıyor. Buraya da pudingini dökelim. Mustafa da şimdi geldi. Anne diyor bak kalırsa diyor puding söyle bana. Hemen gelip dibini sıvayacağım. Şöyle daha yumuşak oluyor. Kızlar. Bu arada bu borcamın da siftahını ilk defa yaptım şu an sizle. Kızlar 3 kat yeterli olur buna. Şu üstünün sosu da bol olsun. Dibini de Mustafa'ya bıraktım. Pastan hazır ama soğuması lazım. Çikolata bitti mi? Al sana ayırdım. Yeterli olur o sana. Al bu kaşığı da al istersen. Üzerine ne serpiştireyim? Hiçbir şey. Damla çikolata filan. Çok şey. Çok çikolatalı mı olur? Tamam.
Normalde koltuk örtüsü sermiyorum ama kızlar şu battaniyeyi şimdilik böyle yaptım. Çünkü yerken içerken dikkat etmiyorlar. Bir de bordaya var ya, ne dökülse direkt hemen belli ediyor. Çekinde durmadı ama. Camlarımı da sildim camlar. Bir de fon perdeyi, evet, uymadığını söyleyen bir sürü arkadaşımız oldu. Evet, uymadı ama ben fon perde işini en sona bırakıyorum. O en son değiştireceğim şey. Hani ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum ama ben de zaten ya böyle açık gri veya bir taba rengi, krem tonlarında, hani o tarz düşünüyorum ama şu anlık değil, ama uymadı yani. Ben de size katılıyorum ama şu anlık değiştiremem. Hemen her şey bir anda değişmiyor. Zamanla şu şunu bir taksisini ödeyeyim, bitireyim. Allah ödeme kolaylığı versin. Salonu da bitirdim. Aa, yok, bitirmedim. Duvar ünitesini sileceğim. O battaniye de orada dursun. Üstümüzü alıyoruz. Havada yağmurlu. Arkadaş da arıyor. Bilmiyorum, gel diyor. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. İlk önce şu bir yatak çocukların odasına geçeyim. Artık ona göre karar veririz. Heh, bunlara su dökmeyeceğim. Geçen su dökmüştüm. Böyle dursun. Bence yerlerini sevdiler. Arkadaşlar, burayı da sildikten sonra bir de şimdi lavaboyu yıkayacağım. Dışarı çıkıyorum Mücbe ile buluşmak için. Artık bugünlük bu kadar. Sonra akşama da herhalde büyük bir ihtimal, yani Mücbe'nin yanından da çıktığım gibi hemen Mikail ile buluşuruz. Evde böyle birkaç eksik var. Onları alırız. Şurada biraz vakit harcadım. Burası benim oğluşumun dolabı. Ay, şu pantolonu da düzelteyim. Dur, onu da düzelteyim kızlar. Şöyle yamuk duruyor. Onu birazdan hallederim. Bu pantolonu da aldığı kaç sene oldu biliyor musunuz? 4 sene olmuştur. Daha etiketi üzerinde. Nereden almıştık biz bunu? Kilidin almıştık. Bir içine giriyordu. Sonradan bir giremedi. Külü aldı. Sonra askerden geldiğinde çok güzel oldu kızlar. Ay, bu olmadı. Dur, ben düzeltirim. Neyse. Şimdi tekrardan içine girme çabaları içinde. Ama gayet güzel ilerliyor Emre, maşallah. Bu sefer gerçekten istikrarlı. Şimdi dolabını düzelttim oğluşumun. Ütülenecek kıyafetler de var. Onlar da geldiği zaman asarım şuraya. Böyle arkadaşlar. Burası var ya, böyle darmadağın. Şimdi burayı silip çıkalım. Neyse, şöyle dursun, ben sonra düzeltirim onu. Yola çıktım fakat şemsiyeyi de almadım. Birazcık ıslandım. Şimdi şuradan geçeyim de karşıdan karşıya. Geçen bir kervan bana dedi ki senin kemere borcun bitti. Son taksitini ödedim. İstersen de küçük bir çaydanlık ya da doğrayıcı bulursam doğrayıcı al dedi. Doğrayıcı değil de kızlar, ufak bir çaydanlık varsa bir alayım diyorum. Böyle çok ufak yok. 61 parça. Kim bakıyor? Çaydanlık. Ha, çaydanlık. Burada hanımefendi. Modeller bunlar kaldı sadece ama gelecek. Bana ufak bir çaydanlık lazım. Yok. Gelir mi? Tabii ki. Ha, şu ne kadar? Hangisi? Şu. Ar Yıldız'ın. Ha? 1250. Deme. Ar Yıldız çok kaliteli. Çeliği profesyonel. Akıtmaz, sarmaz. Ömürlük kullanırsınız yine. 12 ayda taksit. Ben de şeyim var. Tefalim var. Tefal çelik de iyi değil ama hani bir şeffaf, fisler, bir BMS. İyi mi? Bu kapak kısmı ne oluyor? O öyle buhar, şey, soğumaması, akıtmaması. Bayağı ağırmış. Tabii ama bu... 1200 şey, TL mi? 1200, evet. Aylık ne yapıyor taksit? 100-112 ay. Ha, bu kaç kişilik ki acaba ya? Yani bu... Çok inanın bilmiyorum. Yani çok soruyorlar ama... Bundan 4-5... 5-6 bardak çıkar herhalde. Kızlar yok, nasıl? Daha fazla çıkar. 6 yani büyük. Yani neyse, bakayım. Birazdan beklesem ki. Ama o çok güzel bak. Güzel. Alırsanız hiç pişman olmazsınız. Ben şöyle 700-800 düşünmüştüm de. Evet. Şunlar ne kadar? Onların çeliği ama onun kadar iddialı değil. Aslında günlüğü kaliteli alacağız. Niye hep el altında ya? Hani şey bile tutmaz. Parmak izi dahil tutmaz. Güzelmiş. Çok.
Alanlar o kadar memnun ki ondan. Şöyle bir kahvaltı takımı da baktım. Bunun fiyatı da 4500. Kaç parça? Hoş geldiniz. 32. Oradayken Mikail'i aradım. Dedim ne yapayım, alayım mı? Fiyatı da 1200 TL. Saçmalama dedi Aysun. 1200 lira dedi ya, ufacık çaydanlık. Gerçi çok ufak değildi ama ne ufak ne de böyle çok büyüktü. Ama el lekesi yapmıyordu kızlar. Çeyizci kızlarımız düşünebilirsiniz. İzin vermedi arkadaşlar. Ha tamam deseydi yüz taksitle alacaktım. Neyse artık anladım. Orada borcum sıfırlandı. Ama aslında yine böyle bir şeyler alıp şöyle assam köşeye, ne bileyim çocuklara filan iyi olur. Karnım da o kadar tok ki, buranın simiti de çok güzel oluyor. Şimdi Mücbe yukarıda bekliyor beni. Ha, sobaya bakar mısınız? Ha ne kadar güzel. Geçen Atatürk Müzesi'nde de böyle soba vardı. Siparişlerimizi verdik. Bir saat sonra geldi siparişlerimiz ama bayağı bir yoğunluk var. Şöyle ben çay aldım. İnşallah güzel demlenmiştir. Şimdi bir de tatlı da aldık. Magnolia. Aslında karnım tok, yiyecek bir yerim bile yok midede ama artık neyse de bir tatlı yiyelim şöyle yavaş yavaş. Öyle arkadaşlar. Ha, tatlılar da geldi. Paris'ten mi geldi bunlar? Üşüyeceğim. Jölesiz acaba yok mu? Şöyle, evet, jöle koymuşlar da. Şu magnolyalar jölesiz yok mu acaba? Renk katmadı mı? Ben de yoluma giderim. Buraya koyayım aslında ben de. Al koy. Tamam mı? Sen bisküvi yemiyorsun ama. Onları alacağım şimdi. Sen nasıl yapıyorsun? Burçak bisküvi galiba. Ha, burçak. Burçak yemiyor musun? Aslında normalde çok severek yemiyorum artık. Peki sen nasıl yapıyorsun magnolia'yı? Çocuklara bisküvi de yapıyorum. Kendine ben muhallebi. Muhallebiyle kekle falan yapıyorum. Keki geçiriyorum yoğurtla. Ay keki de kendin yapıyorsun. Senin işi de kötü. Ama artık biraz şey böyle. Sen şimdi diyelim böyle bir yere gittin tatile falan. Gerçekten sıkıntı yaşarsın. Yok alıştım. Yaşamıyorum. Arkada şöyle her şey yemiyor da. Bisküvi, dışarı yani paketli ürünler, ekmek. Onu evde bıçaktan yapıyorlar. O çünkü böyle arada çok arada yiyor. Ben burçağa yakıştırıyorum onu magnolia. Bıçakla yapıyorlarmış, şeyle yapıyorlarmış. Ama normal öteki o hani geçen çıktı ya. Şey oraya mı? Oraya mı? Kızlar bize afiyet olsun. Şimdi Mikael beni aşağıda bekliyor. Onunla birlikte markete gideceğiz. Yine göre ilk kar düştü. Bilmiyorum belki yüksek kesimlerde düşmüş olabilir ama kesimleri daha kuvvetli yağıyor. Abi bakar mısınız? Gerçi şey bu, sulu kar. Hangi markete gidiyoruz canım? Ne alacağız hayatım? Tavşehriye, sıvı yağ. Bir de ne demiştim ben? Peynir zeytin. Migros şey AVM. Aman AVM, Migros AVM ne? Özlü'ye gidelim. Özlü mi? Peynir filan? Hangisine gidelim? Şubire gidelim. Özlü'ye mi gitsek? Sen karar vereceksin. Zeytin, peynir işte peynir. Dönüşte A101'den mi alırız ki? Ne özür dilerim. İyi bakalım. Özlü'ye gitmekten vazgeçtim. Çünkü çorba yapacağım. Kar bekle. Aa bu var ya, hızlanır bu kar. Geç. Araba yok. Kapımı aç ya. Bak ilk önce ben geçeyim. Önce ben. Sonra sen. Gel. Şöyle bir sepet alalım. Böyle ol. Aslında şeye denk geliyor. Nereye? Bir de şöyle. Bir şey diyor.
Alacağım. 405 litre mi? Bir de ne alacaktım ben? Ha, zeytin. Hangisiydi? Bir tane almıştın ya hani sen. Alsana. Kız. Buradan. Katkısız kırmızı fasulye var. Neden iki tane? Bunun yağı mı yok? Anlamadım ki. Doğal savunma yağlı siyah seti. Al. Yağı da var. İki tane mi alacağım? İki tane alayım. Bir gün yeter. Ne yeter ne yeter? Ben kahvaltıda ne kadar yiyorum zeytin? Vallahi. Bir tane kadar beyazlamışsın. Götürüyorsun valla. 44.50 olmuş tereyağı. Şöyle alayım. İkinci ayın aldım daha. Hadi. Bu kadar çok iyi aldım. Kızlar, zeytinleri de böyle boşalttım şimdi. Ay, düşmedi dibe. Zeytini çok seviyorum. Zaten kahvaltıda herhalde en fazla tüketen de benim. Tencereye hemen suyu koydum. Yoğurt çorbası yapıyorum. Bunları da böyle kablarını boşaltalım. Kızlar, su kaynayınca böyle tel şehriye içine döküyorum. Burada da bir kase dolusu yoğurt var. Yumurta sarısının yarısı. Bir de bir yemek kaşığı un. Ama böyle tepeleme koymuyorum. Şimdi bunu güzelce çırpacağım. Tek elle birazcık zor. İyice böyle açtırdıktan sonra çorbanın sıcak suyundan, yani kaynar suyundan döküyorum. Çorbanın suyundan diyeyim. Pardon, lafını uzattıysam. İşte onu döküp iyice böyle çırpıyorum. Çünkü birden dökünce bu sefer şey olur, kesilme olur. O yüzden çorbanın suyundan azıcık siz de ilave edin. Tereyağını cozlattık. Şimdi kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Instagram'da bu pastayı paylaştım. Tabii ki videomu da Ayşenur görmüş. Demiş Emre canım çok çekti. Şöyle dilimleyip kaba koyacağım. Emre götürsün. Tamam. Hazır mısın? Şimdi ilkin günahı yoktur diyeceğim. Alabildim mi? Ha, aldım. Kızlar. Şöyle yapalım. Bir tane daha. Dağıldamayın koyarken. Tamam olsun. Arabada dik koyarım. Kolt. Hayır, dik olur mu? Şey işte ya. Hı, tamam. Ver onu da bana. Mustafa'ya da servis yapayım hemen. Kaç dilim yiyeceksin anneciğim? Hmm. İki de, iki üç dilim yerim. İki üç dilim yer misin? Hmm. Çatal al kendine anneciğim. Bunu mu götürsün? Ha, abine ver. Evet. Şunları makineye koyacağım. Çocukluğumuzun pastası. Afiyet olsun kuşuma. Videomuzun kapanışına da bugün böyle yapalım. Birazcık da sessiz konuşayım. Ev halkı uyuyor. Sabah erken kalkacağımız için hastaneye gideceğiz biliyorsunuz. O yüzden dedim akşamdan saçlarımı şöyle bir maşa çekeyim. Sabah bununla uğraşmayayım arkadaşlar. Birazcık böyle kaşlarımı da şöyle makasla kestim. Bayağı uzamıştı. Hiç sevmiyorum şu maşa olayını. Saçları da yıpratıyor.
Keşke böyle vardı, saçlarım böyle düz telli olsa, ince. Şimdi ince teller diyecek ki, keşke benim saçım da sizin gibi gür olsanız, gür olsa. Kıvırcık saçlar hep düz saç ister, düz saçlar hep kıvırcık ister. Bu dünya hep böyle değil mi? Ay vallahi kızlar, ancak bu kadar çekebildim. Şurayı da ayarlayayım. Yeni konuştum şimdi. O da bana bir şeyler yollamış. Hepsi burada da trend yoldan. Şimdi onlara bakacağım. Böyle birkaç tane aplik model. Pilli bulmuş. Tamamdır herhalde ya. İyidir, pilli olmuş. Şimdi ben bunu şeyle sürerim. Her tarafımda kalın oldu. Geçen gün ya Instagram'da ya buradan kızının saçlarının çok gür olduğunu mu bir şey yazmıştı arkadaşımız. Unuttum, kusuruma bakma. Hani kullandığınız bu ürünü, kullandığım bu ürünü sormuş Elidor'un kızlar. Şöyle ilik diplenme önleyici. Şimdi bunu kullanacağımız zaman saç diplerini vurmayacağız. Saç dökülmeleri çok olur. Ben şöyle hafif yapıyorum. İdare eder. Sabahki halinden daha bir güzel oldu. Şuralarda böyle kalktı ama çok fazla böyle düzgün çekemedim. Belki sabah kalktığımda tekrardan üstünden geçerim. Vallahi dua ediyorum. Çok çabuk şöyle saçlarım uzasın diye. Bir daha kızlar Allah'a büyük konuşmayıp tövbe. Böyle kestirmem güzel, modern duruyor, havalı duruyor. Ama gür saçlar için bir eziyet. Eğer saçınız ince telliyse hiç düşünmeden gidin hemen şu modelden kestirin. Ama gür saçsa hiç heyecana gerek yok. Beni görüyorsunuz. Vallahi cebelleşiyorum. Severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur umarım. Yüzümüzde gülücükler her zaman açsın. Rabbim de hep güldürsün. Dünkü videoda Mikale fıkralarına bayağı gülmüşsünüz. Gerçekten beni de güldürdü. Mikale fıkra, hikaye çok fazladı. Çok hem de. O bana anlatır sürekli. Bazenlere aslında da anlatayım arkadaşlarına falan deyince ben de sizinle paylaşıyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Bunu biliyorsunuz. Hepiniz beni evinizde arıyorsunuz. Sizler de benim evime, yaşantıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım, sizler de hoş geldiniz. Abone olmadan izleyen arkadaşlara da kanalıma davet ediyorum. Hadi yarın çok güzel bir gün olsun. İnşallah yüzümüz böyle güle güle çıkalım. Hasta yatağından beni izleyen, hasta yanında bekleyen, derman bekleyen tüm hastalarımıza Rabbim şifa eylesin, şifa versin. Hadi yarın görüşürüz canlar. Aysun arkadaşınız şimdi kaçar. Kız bu hiç olmadı ha. Vallahi hiç beğenmedim ha. Bu ne böyle? Neyse artık. Şöyle yaparım. Of of, nereden kestirdim bunu?